Çayın ortasın aygın adasın ey dağlar aman aman aman. Çayın ortasında aygın adasın dağlar dayanmaz aman aman. Bana gelsin o güzelin kadası dağlar aman. Aklım vardım o güzelin Almanya'ya dağlar aman aman aman. Aklım vardı da o güzelin Almanya'ya dağlar dayanmaz ama aman aman. Vermedi ben uzalımı. Hele can oy can. Muhtarım Gazi Bey, merkez Gazi Bey köyü muhtarısınız Sivas merkezinin. Evet hocam. Kaç hane köyümüz şu an burada yaşayan? Hocam şu anda 160 hane mevcut köyümüz var. Bunun 32 tanesi mezrada, 128 tanesi köyde. 715 nüfusumuz var. Mevcut şu mevcut an. şu anki haliyle. Peki, 124 öğrencimiz var ilk ve ortaokul olarak. Çok göç verdiniz herhalde bir de. Çok aşırı göçümüz var. Yani yoksa en çok nereye göç verildi? Şu anda büyüklerimizin dediğine göre 248 hane sadece Kayseri'de olduğu söyleniyor. 66 hane Şarkışla'da. Nevşehir, Sivas. 30-40 hane Sivas'ta var. Evet, yaklaşık ortalama yani eğer toplasan şu anda 758 hanelik köy. Yani şu anda da Sivas'ın 157 tane merkeze bağlı köyü var. Şu haliyle bile ilk 5'in içindeyiz hane ve nüfus olarak. Büyük köy olarak. Evet, büyük köy olarak. Peki neyle geçimini sağlıyor köylü burada? Hocam bura kırsal alan olduğu için genellikle tarım, hayvancılık. Tarım olarak da ağırlık buğday. Buğday çeşitleri. Hı-hı. Hayvancılıkta küçük başımız var, büyük başımız var. Peki inşaat işi çalışan? Evet yani harman işi oldu, mevsimine göre harman işi olduğu sürece gelirler burada harman işlerini görürler. Boş kaldıkları zaman giderler inşaatlarda. Yani çiftçiliğin ya gereği olan işleri yaparlar. Ek gelir olarak da inşaat olarak. Boş kaldıklarında inşaatlara evet, giderler. Evet. Peki okuma durumu nasıl köyümüzde? Okuyan çok mu? Okuma eskiye oranla şu anda biraz daha artma var. Okuyor. Yani şu an için vatandaş, millet... Ekonomik şartlar düzeldi tabii değil ki, mi? Tabii ki. Şu anda çocuğun okuma isteği olduğu sürece %90 oku diyor. Bir de varlık durumundan bahsedeyim. Hatta bir yerde duymuştum. Köyde kurban kesiyoruz da pay verecek kimse yok diye. Köyün varlık durumu nasıl? Doğru söyler. O konudan ya Gazi Bey Allah'ın bugüne çok şükür. Her ev hemen yani, kurbanını kesiyor. Hepsi kesiyor. Yani maddi yönden, sıkıntı maddi olabilir. Manevi olarak hiçbir sıkıntı imkanımız yok yani. Yani köy tutkunluğu, komşu ilişkileri. Onlar Allah'ın bugüne çok şükür. Ben 43 yaşındayım. Yani elim olaylar dışında adliyelik hiçbir işimiz olmadı. Görmedim, duymadım. Yani komşu komşuyla iyi geçinmesinde yani bayramlarda, düğünlerde hep birlik beraberlik. Cenazede evet. Peki muhtarım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani böyle bir program düzenlediğiniz için de size ayrıca Vizyon 58'e çok teşekkür ederim. Şu anda yani şu ortamda bırak dedesini, annesini babasını tanımayacak hale geldiğimiz sürece yani buradan asırlar önceki olmuş olayları dile getirmek, en azından geçmişini hatırlatmak güzel bir duygu, güzel bir program. Bundan ya da ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Değerli izleyiciler işte görüyorsunuz. Hakikaten Anadolu'nun güzel bir köyü diyoruz. Kutsal toprakların bulunduğu diyar diyoruz.
Sivas'ın göz bebeklerinden birisi, bir Türkmen obası Gazi Bey. Gazi Bey bu vatana, millete hane yok ki şehit vermemiş olsun, hane yok ki gazisi olmamış olsun. Adı gibi her evde bir gazisi, bir şehidi olan güzel bir Anadolu köyü. Bu köyümüzde zamanında bekçilik yapmış iki tane yiğit yaşarmış. İkisinin adı da Mehmet. Namı diğer er lakabıyla anılır. Birine Meme derlermiş, diğerine de çok irili cüsseli bir vücut olduğu için Dana Mehmet derlermiş. Bunların başına elim bir kaza olayı musallat olmuş. Allah vermesin, Allah kimseye göstermesin. Şimdi o konuyu konuşacağız Ahmet abimizle. Ahmet abi, bu Meme ile Dana Mehmet'in olayı. Şimdi detaylıca anlat bunu, ne biliyorsun? Osman Onbaşı Mıksar, Dana Mehmet köy bekçisi, Meme koruyucu. Evet. Bir gün duruyorduk senin ve Osman'ın dayının mevlidine. Helikkilim Osman. Yani bunlar Koklu'tan ot getirirken Kekeci'yle Hakkı da orada çoban. Kekeci Kuzu çobanı, Hakkı koyun çobanı, Ahmet, evet. Ahmetli de. Evet. O da Mamuday dedi, Kekeş dedi, mercimeğe yaydı dedi. Mercimeğe? Mevlüt. Hı hı. Ondan sonra böyle bir laf olunca, iyi dedi bunlar da, o zaman da bayram günü. Geldi, yedi, işçiler dediler, ya biz giderik, oğlum neye gidiyorsunuz falan dediyse, yok dedi, gidecek dedi. Bunların yanına bizim bilader de düşüyor. Akşam gece düşüyorlar. Şimdi buradan varıyorlar ta Harun'un bayrına. Köyümüzde, Gazi Bey köyünde yıllar öncesinde bir olay yaşanmış. Yaşanmış da üzerine bakın, bacımız diyor ki, Ağoda da boz kanatlı, ben de bunlara ne diyeyim? Kayseri'ye duman çöktü, şaştım, nereye gideyim? Gelinin saldığı içlik Ladiger diye saklamış. Mehmet Sinop'tan gelirken kuzularını yoklamış. Burada iki tane Mehmet yaşarmış o dönem. Geçim derdi, aileyi geçindirmek için mutlaka ekonomik bir girdinin sağlanması gerekiyor. Her iki Mehmet de köyün bekçiliğini yaparlarmış. Ha, köy tabiriyle biri hükümet bekçisi, biri gır bekçisi. İşte onlardan biri öyle bir olaya maruz kalmış ki biri hayatını kaybetmiş, biri de hapse gitmiş. Yanımızda kaynak kişiler var. Ben kaynak kişimizi tanıttıktan sonra Mehmetlerin biriyle ilgili sohbet edeceğiz. Hemen seni tanıyalım. Adın, soyadın ne? Adım Güldane Karasu. Güzel. Mehmet emmim benim. Hangi Mehmet emmin? Namı diğer. Mehmet Toy. Mehmet Toy. Toy namı diğer Dana Mehmet. Dana Mehmet he. İlmi üstün dilleri. Emmim yani. Babamın kardeşi oğlu. Peki nasıl bir delikanlıydı? Nasıl bir nasılıydı? İyiydi. Biraz fakırdı. Bekçi durdular. Burada yine Allah vermesin. İki bekçi. Kardeş gibi geçinen iki bekçi. Heh. Yine bir kaza olmuş. Bekçi evet. Bekçiyi vurmuş. Bekçi. O zaman da askerdeydim. 56'da. Birisi köy bekçisi, birisi gır bekçisi. Sizin bu köyde yaşanan iki bekçinin elin bir olay var. Allah vermesin, kasıt yok ama bir kaza. Birisi de bu olaya maruz kalan şahıs bekçilerden birisi senin özbaban. Evet, benim babam. Hı hı. Olay nasıl olmuş o zamanlar? Size nasıl anlatıldı? Onlar ikisi bir kardeş gibilerdi. Beraber girer, beraber gelirlerdi. Nereye giderse. Bizim uşaklar kuzu yayıyorlardı. Ehmet'in en hacı. Kuzu yayıyorlardı biliyor musun? Buradan haydi Harun'un şeyleri, çobanları, davarları, şeyleri yayıyorlar. Ekinleri yayıyorlar diye. Bir hay kopmuş. Hay koptu. Haydi bekçileri, ağzılar, avratlar, adamlar toplansın gitsin demişler. Rahmetli Mahmud'e demiş ki bizim oğlan demiş kuzu yayıyor. O zaman da Yusuf gittiydi. Yusuf'un Ahmet. Kuzu yay. Oradan bizim de hacıya demiş ki, hacı demiş, o bizim uşaklar demiş, şimdi demiş, varım olmaz, satarlaş olurlar, hadi git de demiş, aşağı indirsinler kuzuyu demiş. Kuzuyu demişler. Oradan gitmişler, buraya varışın, hadi oraya varmışlar, Ahmet denen şey, Hapan oğlunun başında. Gel bize beraber gidelim diye hacı yanlış gitmişler. Bilmez
versen de ben o güzelin alırım dağlara aman aman aman. Ölmezsem de ben o güzelin alırım dağlar dayanmaz aman. Yollar aman zalim anan seni bana vermesin dağlar aman. Köyde iki tane bekçi yaşamış zamanında. Ha. Allah rahmet eylesin. 57'de. Bekçiyi vurmuş. 57'de bekçiler kenara komşumuz Harun köyünde çobanmış, davar çobanı. Onlar dediler Gacıbağ'ın arazına gelip gece oraları yayıyorlarmış diye porpuan da yaptılar. Biz de buraya biriktik delikanlı 15-20 sene o düğün bekçiler beraber. Buradan gidek de onları orada efendime söyleyeyim durdurak söyleyek bir daha yaymasın diye. Biriktik şuraya Süleyman'ın düğün evinin oraya. Oraya var şimdi millet şeyle böyle konuşunca tamam sonra oradan ben gitmedim döndüm 5-6 kişi gittiler. Şimdi efendim bunlar ikisi biri kırı bekçisi birisi köy bekçisiydi. Sizden biliyorum bunu. Ben o zaman 15 yaşındaydım. Anladın mı? Evet. Efendim oradan bir de akşamına haber geldi ki efendime söyleyeyim Ahmetli'nin davarı boş sekileri efendime söyleyeyim bütün tarlaları yayıyorlarmış diye. Kekeş duranla Hakkı yayıyor o davarda, Ahmet'in davarını. Efendime söyleyeyim, buradan haydi bakalım yürü de köyler. Köycağa gidiyordu basmaya, akşam namazı bu. Akşam namazı oldu. Efendime söyleyeyim, şeye varınca ileri, sap yoluna varınca bütün geri döndü millet. Gece oktu nereye gidecek diye. Bu konuda önceden böyle kır bekçisi, Hürünün Meme kır bekçisiydi, öteki hükümet bekçisiydi. Akşamdan böyle köylü toplanmış, kekecinin şeyde, Hakkı, onlar da Ehmetli'nin çobanıydı. Çobanıymış. Bizim işte Bosyaki öküz öldüreni yayıyor diye haber gelmiş. Bunlar temelli buraları yayıyor diye için akşamdan bağırmışlar haydin gidilecek. Gidek bile yayıyorlarmış diye. Bunlar da çekilmiş gitmiş bekçiler. Nedir bu olay? Ne bizim zaman olmuş? Köyde, olmuş? Bizim köyde bekçinin olayı yanılmıyorsam 1954 müydü 55 mi o arada Mehmet toy dinen kardeşimiz o şeydi yani köy bekçisiydi. Mehmet Çınar da koruyucuydu sallar devir hani ekinleri. Arazi bekçisiydi. Bizim köyden de yakın Ehmetli köyünde Duran Şeker, Hakkı Polat biri koyun biri koyun yaydı o köyde biri kuzu yaydı. Aynı dönemde. Bu köyden de vatandaşlar ya bayırda yayılıyor, zarar ziyan oluyor. Niye bakmıyorsunuz? Koy yaygarası bu. Öyle bir laf olmuş. Bunlar da vakit ilkinci sırası. Gidek de bunlara kızak, kötülüğü gidek. Muhtar kim o zaman? Muhtar Osman dahiydi. Osman'ın başıydı. Osman Yılmaz. Bunlara kötülüğü gidek. Yahu niye geliyorlar araziyi bizi rahatsız ediyorlar diye. Biliyor musun? Bunlar... Şimdi iki bekçi. İki bekçiler. Alıp gidişin. Ondan sonra oraya varmışlar. Harnın bayına varmışlar ki. Oradan barbar bağırıyor. Mehmet diyor barbar bağırıyor diyor. Var yok ha. Var yok ha diye Dana Mehmet. Aha vardı ha gidiyorsun ha diyor barbar bağırıyor diyor. Ondan sonra diyor onlar çobanlar da diyor oradan tavarı dönüyormuş aşağı doğru inişim diyor. Şey kuşağı açmaya oturmuş. Dana Mehmet. Bu arada kuşağı açmaya oturuşun. Hacı ile bizim hacı ile o şey Mehmet de adı ne şu? Adı Hürünün Mehmet. Hürünün Mehmet dedi Mehmet de o da bizim her birine kaşı bile kaşı yan yana gidiyorlarmış bir ilacı. Yan yana gidişim oradan diyor oradan kalktı diyor aha varıyorum aha varıyorum diyor tüva diyor böyle kaldırışım diyor tüva koyuna geçin diyor bizim her birine yan yana geçin bizim dahi Mehmet'in burasından girmiş burasından çıkmış bizim her gün geldi ki kolu budu bütün kan Mehmet oraya düşmüş. Ben bu yaylaları yaylayamadım, yaylayamadım.
Soğuklu suları da boylayamadım. Ülker doğmaz, sebep olmaz. Bir yarın gününü eleyemedim, eleyemedim. Kuruya kaderimde yardan ayrıldım. Ülker doğmaz, sebep olmaz. Bir karar yüzünden de yardan ayrıldım. Elin zares ayırdım. Komşunun harında var, burada bizim köyün bayrağına geliyor diye buradan geliyorlar milleti, geliyorlar bayrağı. Bizim köylü Hakkı da bizim köylü, Kekeş de bizim köylü, çobanlar yani. Hı hı. Mehmet de, ikisinin adı da Mehmet bekçilerinin. Oraya varıyor işte, birisini Hakkı'nın arabasının abasını almaya çalışıyor. Geri döndüler hacı da, Ürşan'ın hacı da o zaman uşaklar kuzu yayıyor mu onları çevireyim diye gitmiş. O da gitmiş onlardan beraber. Bekçiler o da bunlar beraber. Efendim oraya varmışlar tabii. Oraya varandan sonra sana mezzasını vuracağım, kıracağım derkene Hürü'nün meme şeye sarılmış. Eşekten çeçeği almak için sarılmış çobanların çeçesini. Onlar söylemişler, kardeşim biz yaymadık, biz buradayız falan deselerse kabul etmemişler. Onlar oraya varmış, Hacı Sırıklı da gitmiş beraber. Mehmet Doğu, o biri Mehmet Çınar, iki bekçi. Oraya varışın, orada gidiyorum komşulara, oğlum burayı daha yayma, niye burayı yayıyorsunuz diye. Mehmet Çınar onların oyuna doğru varmış diyorum ireliye, onlara böyle biraz efendime söyleyeyim, tezir takdir edeyim derken. Oraya varmışlar ki harının o yanına aşağı Koçar Hacı'na doğru da var, yayılıyor. Bu Hürü'nün meme varmış çobanın şeyinden, eşeğinden keçeyi çekmeye uzanmış. Bir işte koya götürüp gors edecek diye. Onlar da vermemiş. Biz senin sizin bayırda değerlik ki burada değil. Bu koyun bayırına şeye gittiler. Evet, bekçiler bayıra gider diye. Bunlar oraya varıyor. Bu bizim koyun çobanları harına, harındaydı bizim koyun adamları. Gidek harınlar bizim bayır yayıyor diye. Oraya varışın keçelerini neyini alıyorlar. 3-4 tane adam, Müşan Hacı oradan. Bir yana doğru gerekene 3 kişi. Bunlar yola çıkıyorlar. Yola çıkışında bizim bir emmideş vardı, Hacı Sırıklı. O da Yusuf kardeşinin oğlu kuzu yayıyordu. Ulan Yusuf'u düvellerdi. Ona karşı gitmiş. Ondan sonra geri gelirken bunlar diyor ki bekçiler, sizin de arazınız çok, gidecek bayrağımızda. Sen de gideceksin. Köylü yiyorsa geri döner. Köylü bizim arhamızdan geliyor. Onlara kızacak, bağıracak, çağıracak. Bunlar da gidiyorlar, bayrağı geziyorlar. Tabii onun Hakkı Polat'ın babası daha evvel gidiyor. O bayırda koymuyor bizim bayırdan. Harın tarafını aşırıyor. Bunlara rast geliyor. Diyor ki inşallah diyor. Ben onları dövdüm, kovdum. Kötülük ettim. Daha bu yana gelmeyecekler. Gel gidelim diyeceksin. Süleyman Haydar diyor. Süleyman Haydar diyor. O Mehmet Çınadine Mehmet dayı diyor ki yok biz bunları bir sıkıştırmaz da gene bizi rahatsız ederler diyor kendi kafasına göre. Bunlar biraz Koklu'da ailenin yani arasına gidiyorlar. Oraya varıyorlar. Ulan sizin yüzünden biz köyde rahat olmayacak mı? Bizim bayrımıza niye sıkıntı diyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz diye. Hepsi aynı köylü aslında. Hepsi aynı köylü. Fakat ikisi başka köyün çobanı. Evet, Ahmet'in çobanı. Oradan bu Hakkı Polat'ın şeyini alıyor, keçesini alıyor. Diyor ki siz çünkü diyor aklınız başınıza gelsin. Yoksa siz bir olursa bizi rahatsız ettiniz diyor. Oradan keçeye kolunu alıyor bizim o emmide diyor ki o ölenin vurulanın Mehmet Çınar'dan beraber geliyorduk diyor. Gayrı köye doğru geliyor. Keçelerini aldı. Çoban da yavru alıyor diyor. Ya niye keçemizi götürüyorsun? Oradan üreyecek. Göpçeklidir yaylaların güneri. Neydi en güzeli? Kaymaktan tatlıydı da yarın dilleri. Ülker doğmaz. Sebep olmaz.
Mevlam güldürür mü garip kulları, buraya kaderimde yerden ayrı. Elin gares, ayı erdir. Bir garez yüzünden de senden ayrı, ülker doğmaz, sabaha olmaz. Karesin böylesi düşman başına la, düşman başına. Buradan Haydar da gidiyor Hakkı'nın babası. Süleyman Haydar. Süleyman Haydar. Orada yavlarıyorlar, şey diyorlar, neyse oradan dönüyorlar. Dönüyorlar, gelişin işte vadiyadır, aceldir. Ta beri Kozat Pınar'ın tarlasına geliyorlar. Bizim sınırda çok geçiyorlar. Evet. O zaman eder Mehmet diyor ki rahmetli, ben geri gideceğim, ben bunların bir şeyini alacağım. Geri çobanların yanına varıyor, keçelerini alıyor. Avcı hattında bunlar iki bekçi, iki çoban. Efendime söyleyeyim, bir de bizim birader beyle gelirken yavlarıyorlar. Ya Mehmet ayı keçemizi nereye götürüyorsun falan derken. Bunlar bayra gidiyorlar hani bekçiydi ya. Babam hükümet bekçisiydi, o kır bekçisiydi. Önceden il oluyordu ya hani, kır bekçisi, hükümet bekçisi. Bunlar Gazi Bey'in bayrına yabancılar gelmiş diye söylüyorlar. Mamuğu vardı, Mamuk'a. Onun tarlasını harınlar yağıyormuş diye bu çobanlar bunları buradan gönderiyorlar. Oraya varıyorlar, çobanlara diyor ki kekecinin hakkı vardı. Ben şimdi fazla heyecanlandığımdan biliyorum hepsini bu kadar yani şey demeyeceğim. Babam rahmetli diyor ki varıyor bir şey yok. Abayı verin de diyor. Şurada yatak diyor. Eskiden dokuma abalar olurdu ya. Onu. Çobanlar da vermek diyorlar. Korkusundan babama yaklaşmıyorlar. Sana Mehmet geriden efendim bu keçede uğraşırken ulan sizi vuracağım öldüreceğim falan derken nasıl atma seni Mehmet'in alnının çatına girince oraya yatıyor. O arada çobanlar bile babamla münakaşa ederken Mehmet oradan silahı sıkıyor. Dana Mehmet'in adam. Nasıl oluyorsa beş kişinin içinde babam vuruyor. Harun'un bayrındaymış. O zaman acı şimdi Mehmet Hürünü Mehmet bağırmış ki dana Mehmet koy bekçisi tuhep ondaymış. At demiş korkutmaya atacaklarmış. Hürünü Mehmet'in boyu ondan uzun olduğundan alnından girmiş arkadan çıkmış. Koya haber geldi ki vurulmuş diye. Ulan ne duruyorsun diyor Mehmet. Bir ataş et de korkut diyor. Onlar bağırışıyorlarmış keçemizi verdi geliyorlarmış. O da şöyle birden açışın arkadan vuruyor Mehmet'i. Oraya şarpadan düşüyor. Üşanan hacı Mehmet, dana Mehmet, üçü bir geri kenara. O Mehmet o da arkada gayrı çok eziyor mu, yıkılıyor mu? Orası bize karanlık, korkutmaya mı atıyor? O arada atıyor Mehmet Çınar, oraya düşüyor. Bu arada niye takıldıysa dana Mehmet'in elinden burnu ayağı yere takılıyor, tüfek açılıyor. Tüfek patlıyor. Mübarek gün böyle. Tüfek patlıyor, Mehmet'in hemen oradan kafasını dayanca oraya düşüyor adam. Geçerken de bir gül aldım, göçer de gönde canım benim. Dilim söyler de bağrım yanar, içerde günde dağlar galedigi. Başım beladı. Dilim söyler de bağrım yanar. Babam oraya düşüyor, bir yanına kaçıyor. Bir yanına bekliyor orada. Koya haber geliyor. İşte dana Mehmet şeyi vurdu. Kekeç vurdu diyorlar, Hakkı vurdu diyorlar. Dedikodu çok. Dedikodu çok.
En sonunda oraya hakim, savcı, şu bu gelişinde bakıyorlar ki onun yüz ifadesinden anlıyorlar. Bunu diyor sen vurdun gel. Bu Mehmet de diyor ki dana Mehmet'e sen vurdun gel bakayım diyor, onun hasmini yokluyorlar ki bu. Tamam. Efendime söyleyeyim, bir de haber geldi ki sabahleyin ki Mehmet'i vurmuşlar. Efendime söyleyeyim, köyce buradan yürüdü. Ben de beraber, bir de o da koşarak Osman'ın başı mıhtar. Biz de buradan beraber koşarak gittik ki Mehmet'in yanının öldüğü yere ben hepsine öde vardım. Üç kişi. Yapmış şöyle alnının çatına girmiş, ağzı yukarı, üstüne bir şey. Efendime söyleyeyim, orada o çarkazın o kese yatıyor. Oraya Mehmet düşüyor, bunlar köye geliyor. Oradan savcı karakol geliyor. Gerikene diyor, diyorlar ki, hacı diyor ki, ulan Mehmet beni söyleme. Biraz fahir ya, sana bir inek. O da diyor ki, toklu burunda atarlıda sana üşen hacıya. Sözleşiyor, yem mi diyorlar, şart diyorlar. Buraya geliyor savcı gelişin hükümetin yanında. Bu Mehmet diyor ki, hacı yok diyor Hacı Sırıklı. O Hacı Sırıklı diyor ki, böyle böyle aradan gerikene vurdu. Rahmatlı babam diyor ki şimdi Mehmet de var ya yiyor diyor. Ulan Mehmet diyor diyor. Ulan sana bak Hacı Sırıklı gaspiyi vurdu diyor. İşte aslında paylaş diyor. Yani sen duma o vurdu diye kimse yok diyor. Demedi. Kum verdiler buna. Mehmet'i vuruyor. Kafasından şu kulağının bismillahirrahmanirrahim sol tarafından. Mehmet düşüyor. Oradan Mehmet bunlar kopup köye geliyorlar. O zamanın mıhtarına ağzasına bütün haber veriyorlar ki böyle böyle hakkı şeyi vurdu, Mehmet'i vurdu diye. Tabi Osman daha ata binir, oraya varıyor. Gelen, o zamanki kevşine gelen Konstantin neyse doktor, diyor ki ya bu tabanca yarası der, o Hakkı Polat tabancayla vurdu diye Mehmet Toy iddia ediyor. Bu tabanca yarası der. Her suçu birbirinin üstüne atıyor. Tüva kim taşıyor? Ya bu bekçi taşıyor. Tamam diyor, o tüven şeyi bu diyor, merminin evet. Yarası diyor he. O arada tabi o zaman da bizim hacayı istiyor diyorlar. Koydan hacaya gidiyor. Milletin koyun haberi yok. Oradan sonra Hacı Emmi oraya varışın. Onlar da Harna iniyorlar. Harna varışın Hacı Emmi'ye diyorlar ki bu nasıl oldu? Vallahi efendi aynı bayağı anlattık mı? Böyle böyle geldik. Mehmet Çınar'la biz kol kola geliyorduk. Arkadan tüfek patladı. Gayri bilmiyorum kaza oldu. Herhalde kasti olmaz. Kohrutmaya oldu. Ondan sonra ben Mehmet Çınar buraya düştü. Bu böyle oldu bu olay diyor. Oradan sonra ben Hacı'yı bıraktılar rahmetli oluyor diye. Hacı'yı bıraktılar Mehmet Ağa'yı, Mehmet Oğuz'u içeri soktular kardeşim. Tutukladılar. Tutukladılar. Peki Mehmet Oğuz'u tutuklandı bu olayda. İyi oldu. Oradan şimdi gelirken bunlar meşvere diziyorlar bizim biraderle. Aklı yetmiyor mi? Olayı nasıl anlatalım? Nasıl anlatalım? Bu olayı Hakkı vurdu. Diyek. Diyek. Köye belaya geliyorlar ki ben de o zaman kuzu çobanıydım. Yani yeğenim gidiyordu da Yusuf da ben de yardım. Bacada millete bu yeri düşüyor. Hakkı Mehmet vurdu, Hakkı Mehmet vurdu. Köyle bir şey düşüyor. Ondan sonra gidiyorlar oraya. Oraya varıyorlar ki bunlar şey diyorlar, oradan bizim nahiye müdürü. Çarşıda'dan Harun'la şey geliyor, hakim mahkum geliyorlar. Onu kaçıp edince. Oğlum diyor, bunu kim vurdu sen? Ondan sonra ifadeyi döndürdüler. Bu ifadenin sebebi, ben onlar öldü, ben duracağım. Osman'ın başından Seyf Ali. Bunlar diyorlar ki, ya sen şeyle ifade vereceksin. Hacımın benim bıçağımı yakın diye hakkıyla davranıştılar. Tüfek bendeydi. Aramızda. Aramızdaydı. Namlusu bendeydi, kabzeden Hacı Sırıklı tüfeği ataşladı, Mehmet'i vurdu. Bak iş o tarafa döndü bu iş, sefer. İş tarafa o tarafa döndü. Hakim diyor oğlum, müttehim diyor, oğlum kazadı. Oğlum kazadı, bu iş kaza, o kadar zor diyor. İnan ki böyle hiç şey yok. Zor diyor oğlum, yok diyor. Ben iş böyle oldu diyor. Buna hakim inanmıyor, bir köye geldiler. Mehmet'in evinde tüfeğini buldular, mermisini buldular. İşte bu yüzden, bu inatlığın, iki kişinin inatlığının yüzünden dana Mehmet 15 sene gün yaydı yavrum. Yoksa 2 seneden kurtulacaktı. Bunların arasında hükümet yok, coğuş yok, gürültü yok, hiçbir şey yok arkadaş ya. Evet, derken arkadaki bekçi de tüfeği onlara bir düğüm gürültü yapayım diye sıkıyor.
O da varıyor öndeki Mehmet'e şeyine dağıyor, kafasına dağıyor. Kendi diyorum arkadaşına kaza olarak öldü ya. Adam ben bunu vurmadım diyor, inkar ediyor elelikle. Adam gitti Sinop'ta falan diyorum yatarak hapishanede öldü. 57'de oldu bu olay. Sen gideli yıllar oldu, dost ne zaman döneceksin? Gurbet ele giden geldi, sen ne zaman da döneceksin? Gurbet ele giden geldi, gülüm sen ne zaman da döneceksin? Dayım bugün yine eriyorum günden güne. Siyah saçlar döndü yine, sen ne zaman da geleceksin? Siyah saçlar döndü yine, dost ne zaman da döneceksin? Onlar nedense evvelden bir kedilerim var, sonra işte arkadaki bekçi, köy bekçisi, kır bekçisini çekip vuruyor. Tüve patlanıyor da. Kaza mı oluyor bunda? O kaza, kasetli hali yok, kaza. Kaza oluyor, öyle mi? O zaman da askerdeydim, 56'da Kars'taydım. Allah rahmet eylesin. Amin. Onlara Allah rahmet eylesin. Amin. Peki. Doğru. Hiç bilmiyorum yani. Ne anlatırdı? Annem babam anlatırdı. Ebeğim dedem anlatırdı. Ne anlatırdı? Yani suçu olmadığı yere yattı dediler. Başkası yapmış yani dediler. Söylemi vurdurmuşlar dediler. Onun yanı birbirine kardeş gibiymiş. Yani ikisi bekçiler. İkisi de kardeş gibiymiş. Orada ekmek yemiş. Orada ekmek illermiş. Yani köye kurban gitmişler. Yani anası yalan. Yani yalan ziyaret. Hiçbirinin suçu yok ikisinin de. Başkası yani vurdu, ettirmiş, emmimi adı olmuş. En doğrusu. Anladım. Ancak öyle dillerdi yani. Biz öyle, onu biliyoruz. Öyle anlatırdı. Hey hala oğlum. Tamam. Yine o inkar ediyorsa da bu vurdu. Ondan sonra bu benim anamın üzerinde yüklü, onun üzerinde yüklü, 6 aylık üzerinde çocuklar var ikisinin de. İki hanımın da üzeri yüklü. He, ikisinin hanımın da üzeri yüklü. Neyse babamı dağdan getiriyorlar. Biz küçüğüdük. Hamoğa gülün sen hamoğun. Oğlusun, Hasan Çavuş'un torunusun. Beraber kok. Aynen. Sizin kapıda babamın cenazesini yıkarken biz kuçuyorduk böyle. Bizi oraya topladılar, dediler ki su koyun dediler, bunu su koysun çocuklar dediler. Ben cesaret edemedim, babamı şuradan almış şuraya kadar böyle girmişler. Efendime söyleyeyim, çobanlar kaçmış. Oradan aldılar, geldiler çobanlar, davarlar geldiler, köye geldiler, geri döndürdüler. Benim orada çok oldu da. Efendime söyleyeyim, geldik. Kim vurdu ki? Sonra efendim orayı söyleyeceğim şimdi. Bir de herkesi Osman'ın başı şey etti, geriye çekti. Bostantık geliyordu. Bostantık geldi, kevşetti. Dana Mehmet de orada. Ha, çekeç vurdu. Çekeç vurdu diyor halen. Efendim mesela şeyi aldı savcı Tufa Dana Mehmet'ten. Oğlum ben 25 senedir savcıyım dedi. Bak dedi. Bu kurşun buradan çıkmış. Mani okuyorsun sen çekeç vurdu diyorsun dedi. Efendime söyleyeyim en sonunda Mehmet'e kararleştirdiler. Efendime şikayetine şey yok onlar. Onlar kaçmış gitmişler. Sonra da hacıyı şahit tuttular. Hacı da doğrusunu söyleyince onları hepsini bıraktılar. Sana Mehmet'e attılar içeriye. Daha sonra ne oldu bunlar? Mehmet nereye gitti? Mehmet vefat etti. Mehmet vefat etti. Kaldırdılar sizin öbür kapıda. Mehmet yani namı diğer Dana Mehmet.
O ne oldu? O inkar etti ki ben vurmadım demiş. Kazaya dökselermiş eğer ona az girermiş gün. Ben vurmadım, çobanlar vurdu deyişin. Kurşun da tüfek, dokuzlu kurşunuymuş. Tabanca kurşunu değil. Ondan sonra onun olduğu belli olmuş. Hapis yattı. Çobanlar sıyrıldı, çıktı. Peki. Sır bizim yanında ne oldu, ne oldu? Bunu hacı ağır cezaya varıyorlar mahkemede. Şeyli oldu, şeyli oldu, böyle oldu. Hakim yahu. Tabii canım. Bir şey bu yüzden 14 sene bundan yattı zannemez. Bir de Sivas'ta yattı, bağırdı, çağırdı. Bunu Sinop'a sürdüler. Sinop'ta kaç sene yaptı. Son zamanda hastalanmış. Tekrar yine Kayseri'ye geldi, Kayseri'de öldü. Yani ben onlar öldü, ben de öleceğim. Bu iki adamın inatlığının yüzünden ötekinin de ya hakim yahu. Ötekinin inatlığı. Bu inatlığı yapan Meme'yle? Meme'de Seyf Ali'yle Osman'ın başı. Ha, ikisinin yüzünden. İkisinin, Hacı Ömer'de onların arasında geliyor. Bu üç kişinin, en fazla Seyf Ali, Meme'nin akrabası olmuş oluyor. Anladım. Lan Mehmet'le Osman'ın başı, bize karazen yani. Bu 14 sene günü huzurlu Zana Mehmet Beyli'de yattık. O hapishanede öldü. Peki ne? Bizi getir topladı, eve getirdiler neyse. Bu olaylar oldu, geçti, ölümler bitti. Siz... Benim bibim vardı, babamı acıdığından, yandığından bir şeyler söyledi. Yani ağıtlar yaktı. Dur, oraya geleceğiz. Meryem Ana vardı ya. Bademgil'in Meryem. Şimdi oraya geleceğiz, ben şeyi soracağım. İkisi de, biri cezaevine gitti, biri de mezara gitti. İki yiğidin ikisi de. Bunların evleri kaldı. Şimdi babandan kaç çocuk kaldı o zaman? Annen, dört teze çocuk gelin. Ondan kaldı, dört çocuk benim babamdan kaldı. Daha annengil çok genç. Annem de gençti. Onun hanımı da çok gençti. Onun hanımı da çok gençti. Annem bizi büyüttü, yuvadan uçurdu, beni gelin etti, bacımı gelin etti, kardeşimi everdi, o bir kardeşimi... Biraz evlendirmeden gitti. O bir Mehmet'in karısı da, Dana Mehmet'in karısı da çocuklarını yuvadan uçurmadı. Adamın evini, bahçesini yıktı, sattı, geçti, gitti. Adam onu duyunca, adam felç oldu, öldü. Peki, bunun üzerine bir ağaç söylenmiş. Onun üzerine, bu işte Meryem Ana söylüyor. Yani bibimin ağaçları da, bunu da Meryem Ana söylüyor. Bibim dediğin Hatış karı. Hatış bibim, he. Yani Hatice... Soyadla macun. Macun. Allah rahmet eylesin. Koçar ağacı yığın bitmiş, ortak yok erik harmanı. Ölen yiğit bizim koylu, harın doğunmuş fermanı. Hatış bacım beka alıyor, aslan kardeşin oldu diye. Düşman ifade veriyor, gaza alayın oldu diye. Kızının da adı Hürü, eridi dağların karı. Yaresini görmesinler, mendili yüzüne bürü. Benim bildiğim bu kadarı, fazlasını bilemiyorum. Avazı? Bunu avazına kaldıracaksın. Şu mikrofonu eline al bakayım. Koçar hacim bitmiş oy, ortak döker ikarmanı, Mehmet çinarı vurmuşlar oy, oy. Harın doğunmuş fermanı. Hatış bacım bekalıyor. Aslan kardeş ne oldu diye. Düşman ifade veriyor oy, oy. Gazeleyin oldu diyeyim oy. Heyecanlanayım söyleyeyim. Bu babaya. Sakin ol. Sakin ol. Yeter ki. Yeter. Mehmet düşmüş. Mehmet düşmüş oraya. Mehmet düşmüş. Oradan sonra da haydi oradan bekçiler oradan varmışlar şeyin üstüne abalarını örtmüşler çobanlar. Oradan sonra bıraktı geldiler. Oradan bir de baktı yatıyordu. Tık tık kapıda öldü. Her geldi. Hacı geldi. Kada dedi. Mehmet'i dedi vurdular dedi. Biliyor musun şeyi? Bizim herif.
Babanın ağzına falan gidin dedi. Sen de mi içindeydin dedi. Gördün mü dedi. Gidin dedi biliyor musun? Oradan sonra azıcık geldi örtüye girdi yatmadı. Oraya örtüye girdi. Bir de baktı ki Dana Mehmet şeyden geldi. Paçadan geldi. Mamuka, mamuka, mamuka kalk. Şey, çobana şeyi vurmuş. Memeyi vurmuş diye. Buran geldi. Mamuka, mamuka, mamuka çobanlar mamu şeyi vurdu diye. Geldiler, geldi. Ondan sonra kalktık. Kalkışım dedi ki şey, herif. Hacı dedi ki vallahi bir şey dedi bunu dedi. Şey, kendi vurdu bunu dedi. Şeyle vurmadı, çobana vurmadı dedi. Çobana vurmadı dedi. Sabahla hay oldu. Bütün adam, kanı, öteberi bütün gittiler. Bayrağa gittiler. Bayrağa gittiler. Hürünün şeyini, memenin şeyini getirdiler. Getirdiler, ölüsünü getirdiler. Burada sizin harmanı, burada evimiz yoktu harmanıydı. Orada yudular, oradan kaldırdılar. Bizim herifi de geldi. Aman hacı da varmış, hacı da varmış diye. O bu şey diyorlar. Ben yoğum diyor, biliyor musun karı diye. Yoğum dedi. Sonra rahmetli mıstık dedi ki, şey mıstık bizim kaybımız. Kekeç mıstık. Emoğlu dedi, doğrusunu söyle dedi. Nasıl olduysa dedi. İfadeyi doğru bir doğru söyle dedi. Doğru söyle dedi. Aldık götürdüler, jandarmalar geldi biliyor musun? Oraya varışın, Habbekir varmış. Habbekir'in odasına varışın. Bu doğru demiş ki, işte böyle oldu. Böyle oldu, alay böyle söylemiş. Bizim herif. Mehmet. Böyle Mehmet durdu, böyle oldu, böyle oldu. Kaç ağzı giderken Mehmet durdu deyip, böyle doğrusunu söyle için. Sonra demiş, demişler ki sonra. Ondan sonra bıraktı geldiler. Benim ispatım demiş, uşakla ötekiler de getirmişler. Bizim ispatım işler, Uşak'ın hacı demişler, kekecine şey, hakkı. Bizim kimin vurduğunu, bizim ispatımız hacı demişler. Hacı da böyle böyle değişin. Onlar kurtaldı. Onlar kurtaldı. Şimdi ondan sonra da alay işte oldu, davaya düştüler. Mehmet Doğu tutuklandı. Mehmet de tutuklandı. Mehmet de aldı götürdüler. Mehmet de attı. Çok yattı, orada çok yattı. Gam bülbülünü durmaz öter. Kadimi de yanar tüter. Bu ayrılık acı yeter. Sen ne zaman da geleceksin? Of bu ayrılık acı yeter. Dost ne zaman da geleceksin? Nereden karşıma çıktı? Vayo boyu devrilesi. Umuduma kurşun sıktı. Vayo boyu hayatıma kurşun sıktı, bayo boyu devrilesi, sürüm sürüm sürünesi. Baldan tatlı şirin dili, sanki Sivas'ın bülbülü, bayo boyu devrilesi, sürüm sürüm sürmesi, sanki Gangalım bülbülü. Vayo boyu devrilesin. Ben Mehmet Sahbü senede yastı yastı rahmatlı oldu, geçti gitti. Ailesi de bu da perişan oldu. Çocuklar perişan oldu. Efendim ailesi de Krakocu'ya vardı. Bunlar böyle oldu efendim. Mehmet'in şeyi
öldü rahmetli. Dikişini senin harmanda. Ben yanında durdum, kilimi tuttum. Kafasını yeni diktiler. Öyle bir golü kalın ki kafanın golü. Onu diktiler, ben iyi biliyorum. Efendime söyleyeyim, oradan aldı golü, defnettik, gitti. Bu böyle oldu kardeşim. Memenin çocukları birisi, memenin oğlu. İki oğlu var, ikisi de Kayseri'de şimdik. Efendim, iyiyle uşaklar, çocuklar iyi. Ailesi kocaya varmadı, sonradan vardı ama neyse sonra vardı. Onu buradan hapse gönderdiler. Hapse gönderdiler. 5-6 sene yattı. Ondan sonra da hapishanede öldü, haberi geldi. O hapse gidince burada çocuklar ne oldu? O anasının koynundaydı bu Mehmet. O Mehmet dünyaya geldi. Öteki uşaklar da 3-4 sene anası durdu, Binnaz karı. Ondan sonra Binnaz karı kocaya vardı. O çocukları yuğuya verdiler. Kız büyüdü. Bayramın Çali oğluna aldı kızı. Zekiye'yi, ondan geri döndü, Çongar'a verdiler. Öteki çocukları da Yuhu'ya verdiler. Ondan sonra da böyle duyduk, kurban oldu. Peki bunun üzerine ağıtlar yakılmış. Kim yakmış o ağıtları? Aşık Mirem Ebe. Peki var mı senin hafızanda? Birkaç tanesi var. Oku bakayım, ne söylemiş? Karadepe yığın, Koçar Hacı yığın bitmiş, ayrı ayrı sehim bitmiş. Başı puar, o çayır. Yiğit yoklamaya gitmiş. Koşar Hacı yığın bitmiş, ortak dökerik harmanı. Ölen yiğit bizim köylü, harında okunur fermanı. Atış bacın sen arıyor, aslan kardeş ne oldu diye. Eller ifade veriyor, kaza yine oldu diye. Soyka dokuzlu boşanmış, nasıl yazı nasıl kader. Gelin eşine iyice bak, kostantıklar müveni der. Bu kaderini biliyorum. Hatıç mı söylemiş Mehmet'in bacısı? Mirem anam, ebem. Eben söylemiş. Eben söylemiş. Hatıç sene bunu verdiler. Orada yapmış, Sinop'a varmış. 3 tane oğlan, 2 tane kız. Fakirlik var evde. Kimse bakmadı hiç. Çocuklarının adı neydi? Çocuklarının büyük kızının adı Zekiye. Oradan Mehmet, Hacı, Hulüzer, Mehmet. 3-4 tanelerdi. Çocuklar bunlar. Çocuklar bunlar. Bunları götürdü, yuva yatırdılar. Kızların, kızı, gelinitleri ikisini de, oğlanları yuva yatırdılar. Mehmet biliyor şimdi babasını. Hanımının adı neydi? Binnaz. Onu evet. Guni'ye verdiler. Mehmet hapisteyken mi? Hapisteyken vardı. Bu. Mehmet hapise gitti. He, Mehmet hapise gitti. Karalarlı, çola sever. Bunu Guni'ye satmış. Para almış. Binnaz'ı. Çocuklarını götürdü, yuvaya yatırdı. Rahmatın Mehmet'e varmış, demiş ki Binnaz. Çocukların yuvaya yatırdım, ben kişiye varayım. İnanmamış. Gelmiş ki esasen çocuklar yuvada. Orada demiş, tepemden yürüyorum aşağı bir ıhırık bir şey dokudu demiş. Hastaneye almışlar. Buradan hatta biz de görmeye gittik Mehmet'in mi? Orada öldü. Çocuklar yuvadan çıktı geldi. Hacı'ya verdiler Güney'den. Hacı orada öldü. Güney'den verişin anasını yandı öldü Hacı. Oradan öyle oldu işte. Bunun anası da kardeşinin oğlu ya. Bunun anasının. Üzerine söylenmiş ağıt var. İşte sen de biliyorsun ha, sen de söylüyorsun. Söyle bakayım neymiş o? Yiğidim Sinop'tan gelmiş. Yiğidim Sinop'tan gelmiş toplana görmeye gidek. Varsın yuvada büyüsün babasız kuzu yenidek. Çoğu dış bilemiyorum ki vallahi bak. Sen tek bunu şey hatırlamışsın. Çok çekti Binnaz. Ne hatinde? O durdu, durdu, durdu. Şimdi Mehmet yaşıyor ama Şener'de bir var. Teşekkür ederim. Bir de Davud'uma şey edeceğim ben, izinim olursa. Davud'a üç sene söyleyeyim. Söyle bak. Bakımızın o Pınar, aha baka bulanıyor. Davud'um askerden gelmiş, töreninle dolanıyor. Sinop, Şırnak'tan telefon geldi. Kardeşim de Karayas'ta. Kız Sase'de öldü deme, zaten gelinimiz hasta. Zaten kızı hasta diye oraya düştü deme, Sase öldü diye işin. Adam bunu ağlamaz mı? Örtmedi kuvalik yorgan. Davut askerden gelişin, kardeşim kesecek kurban dedi. İşte bir ötmek. Amin. Hiç kimsesi kalmadı şimdi kardeşimin de. Sağ olun, sağ olun. Daha sonra Mehmet Toy'un ailesi, hanımı, çocukları. Mehmet Toy'un ailesi, hanımları burada köyde peşin kaldılar. O zaman biraz yolsuzluk vardı. İşler efendime söyleyeyim, herkes baş derdindeydi.
kim kime yardım edecek bu durumu gördü. Sonra kararlı çolası verdi şeydi, baldızıydı. Bilmiyorum Allah'ın birine gayrı avradın işte aynen. Gayrı orasını bilemek de Güney Koyun'a verdi onun sonra baldızını. Mehmet hapse düştükten sonra mı? Mehmet hapse düştükten sonra şuralar da yuğuya verdiler. Yuvadan geriyetten kaçtı geldiler. O hacı hastalandı çocuk çekti. Çongar'dan nişanlandı hatta. Oğlan hastalıktan kurtulamadı. Hacı öldü gitti rahmetli oğlan. Zaten o kızın anda Mehmet büyüdü. Zaten o büyük kız da gelin verdilerdi. Şeye, Çongar'a. Bunlar da büyüdüler. İşte birer ev oldular ama çok çile çektiler tabii sıkıntı. Peki çok. Vurulan Mehmet'in ailesi, çocukları? Vurulan Mehmet'in kardeş iki kızı, iki oğlu vardı. Da oğlanın biri o zaman hanımının koynunda dedilerdi yani. Daha dünyaya gelmemişti. Hadi gel. O hacı vardı bayağı ipici aşağı 10 yaşlarında falan vardı da. Zaten Hürü daha büyüdü. Onlar da büyüdüler işte. Rahmatlı Hüsnü Karı onları gelin etti. Hüsnü'nün şeyi, Hatip'in hanımı. Bir de Hüseyin Ağacan'ın hanımı Hürü'de. Ondan sonra da nasıl da olursa gayrı kendi oğluna ev verdi. Gayrı gelinden güzelemedi mi, geçilemedi mi? Çongar'a şeye vardı, kocaya vardı Hüsnü Karı. Oradan da neyse ayrıldı da şeye vardı, üye vardı. Oradan Allah'ın bile gitti öldü. Bu şu benim. Onlar yaşıyor çocukları. O çocuklar yaşıyor yani çocuklar yaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun canım. Ölenlere rahmet diliyoruz. Amin. Biz de sana sağlık sıhhat diliyoruz. Biz de sana teşekkür ederiz. Ver buraya geldiğin, köyümüze geldiğin için canım. Peki Mehmet öldükten sonra, Mehmet hapse düştükten sonra çocukları, eşi, onlar da nasıl bir durum? Mehmet öldükten sonra Mehmet'in çocukları perişan olmadı yavrum. Büyüdüler. Mehmet çocuklarını gelin getirdi, oğlunu verdi, kızını gelin etti. Mehmet'in şeyler hiç perişan olmadı. Peki Dana Mehmet'in? Dana Mehmet'in de perişan oldu. Bir oğlu vardı, yuvaya verdiler. Birisi de yine yuvadaydı, yorgancıdan, morgancıdan. Kaçtı geldiler, şimdi ondan sonra oğlan büyüdükten sonra geldi eve. O Ali, emmisinin Ali'nin kızını aldı. Şimdi çok iyice geçimi var köyde. Motoru var, arazisi var. Çok da iyice geçim. Durumları çok iyi. Çok, durumları çok iyi. Peki Dana Mehmet'in hanımı ne oldu? Mehmet'in hanımı ne oldu? Mehmet'in hanımı sonradan Çongar'a kocaya vardı. Dana Mehmet'in hanımı da çıktı, Güney'e kocaya vardı. Dana Mehmet'in hanımı zaten Dana Mehmet'in şeyinden perişan. Dana Mehmet'in evi zaten perişan evdi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben bu olayda bütün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Amin, amin. Yaşayanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Nazlı canım da bu dünyada göçeseydim, o zaman barını da közle, közle durur. Ecel ırmağından bade içeseydim, boşa yollarımı da gözle, gözle durur, gözle dur haydi. Gözle dur zalim, gözle dur. Boşa yollarımı gözle, gözle durur, gözle dur elom. Gözle dur gülüm, gözle dur. Kıymetini de bilmediysen yılların dökülür yaprağımda kurulur dallarım. Mehmet Toy tutuklanır.
Buradan kaya dibine, oradan Sivas cezaevine götürülür. Bir iki mahkeme sonucunda celse biter, Mehmet Toy'a hükmedilir, gün verilir. Sivas cezaevinden Sinop cezaevine nakledilir. Sinop'la Sivas arası bir hayli uzak olduğu için o dönem mektup gidip gelmesi haftaları, hatta ayları almaktadır. Cezaevinde yatarken cezaevi arkadaşlarından birkaç kişi Mehmet'in mektuplarının geç geldiğini fark edince derler ki sen burada nasıl olsa birkaç yıl kaldın, naklini Sivas'a yakın bir yere iste derler. Ve Mehmet Toy bir dilekçe yazar Adalet Bakanlığı'na, Sivas'a yakın bir cezaevine nakledilmek ister. Ve nakli çıkar Kayseri cezaevine. Oradan iki jandarma eşliğinde, bir komutan iki jandarma eşliğinde o bildiğimiz eski kara trenlere bindirilir. Kayseri'ye doğru Sinop'tan yola çıkarılır. Sivas'a geldiğinde bir vakit tren rotar vermiştir Sivas istasyonunda. O arada kendi köylülerinden birkaç kişiyi de kendi camdan, vagonun camından dışarı bakarken görür, tanıdıklarını görür ve yanlarına çağırır, hasbihal etmeye başlarlar. Mehmet cezaevine gittikten sonra hanımı Binnaz da eşini terk etmiştir, başka biriyle evlenmiştir. Köydeki olan biteni, çocukları yurda verilmiştir. Çocuklarının yurda verildiğini, eşinin kendisini terk edip başka biriyle evlendiğini falan olanı biteni Mehmet'e anlatırlar. Mehmet çocukların nerede olduğunu sorar. Köylüleri de Sivas'ta çocuk yetiştirme yurdunda olduklarını söyler. İki çocuğu, Mehmet kendi adıyla, kendi tutuklandıktan sonra doğan Mehmet ve Hacı. Komutana yalvarır ki, komutanım buraya kadar gelmişiz, trenin hareket saatine daha bir hayli zaman var, ne olur beni çocuklarımın yanına götür. Hiç olmazsa gelmişken çocukları da yetiştirme yurdunda bir göreyim diye. Komutan bu ısrara dayanamaz, jandarmalar eşliğinde Sivas yetiştirme yurduna gelirler. Çocukların adını söylerler, çocukları iki öğretmen eşliğinde getirirler Mehmet'in yanına. Mehmet çocuklara şöyle bir bakar uzaktan, iki gözü iki çeşme, aslında içi yanmaktadır. Kollar kelepçeli, iki kolunda iki jandarma, kelepçeleri bile çözülmeden Mehmet çocuklarını öpüp koklamaya başlar, bağrına basmaya başlar. Bir müddet sohbet ettikten sonra komutan sürenin bittiğini söyleyerek Mehmet'i oradan alır, tekrar trene gelirler. Trene geldikten sonra tren Kayseri'ye hareket eder. Yatamayım gündüzlerim gece oldu mu, yavrum gece oldu mu? Neredesin benim yavrum? Neredesin? Bu ayrılık hepsinden güç oldu. Neredesin benim kuzum? Neredesin? Neredesin garip yavrum? Neredesin uyum? Bu ayrılık hepsinden güç oldu, güç oldu, güç oldu. Rahmetli Mehmet Toy Kayseri'ye cezaevine konulduktan bir iki gün içerisinde rahatsızlanır. Çünkü Sivas'ta duymuş olduğu olaylar ve çocuklarının yetimhanede, halk tabiriyle yetiştirme yurdunda görülmüş olması Mehmet'i iyiden iyiye çökertmiştir. Hangi derdine yanmasın ki? Bir yanda en çok sevdiği bekçi arkadaşını bir kaza kurşunuyla vurmuş, bir yanda
Hanımı Mehmet'i terk etmiş, başka biriyle evlenmiş. Bir yanda çocukları yetiştirme yurdunda kalmış. Bunları düşündükçe bir iki gün içerisinde Kayseri cezaevinde Mehmet perişanlar. Rahatsızlanır, acilen hastaneye kaldırılır. Doktorlar Mehmet'i kontrol muayeneden sonra bakarlar ki Mehmet iyi olmak istemiyor. Yani ölümü istiyor. O dönemin karakol komutanına, o anda orada sorumlu olan jandarma komutanına durumu söylerler. Yakın akrabalarının gelmelerini isterler. Mehmet'in durumunun iyi olmadığını haber verirler. Tabii Kayseri'deki jandarma komutanı Sivas bölgeye, orası da buranın o dönem bağlı bulunduğu Kayadibi nahiyesindeki karakol komutanlığına haber vererek buradan hısım akrabalarının Mehmet'i gelip görmelerini, Mehmet'in durumunun iyi olmadığını ifade ederler. Burada da o dönemde köyümüzde, yani bu köyde kilim dokuması çokmuş. Çok kilim dokunurmuş. Mehmet Toy'un bibisi Fidan Yerlikaya rahmetlik. O benim kendi öz dedem Hasan Basri Güzeldağ'la birlikte bir gün buradan Kayseri'ye giderler. Kayseri'ye hastaneye vardıklarında olay hiç de güzel görünmez. Mehmet'in yattığı hastanenin koğuşunun kapısında iki tane jandarma. Mehmet hastanenin içerisinde odada yatıyor. Kollarının birisi kelepçeyle ranzaya bağlı vaziyette. Fakat Mehmet zaten bitmiş durumda. Fidan görmeye geldiğini, akrabası olduğunu komutana söyleyip izin alıp odaya girip de bu manzarayı görünce beyninden vurulmuşa döner. Hemen varır, Mehmet'in üzerine düşer. Mehmet o öpülmeye, o sevilmeye, o fizah durumuna kendine gelir biraz. Fidan Hanım Mehmet'in başını kaldırır, dizinin üstüne alır, Mehmet'i öpüp koklamaya başlar. O arada yastığına bakar ki yastığın altında da karısı Binnaz Hanım'ın daha önce Mehmet'e göndermiş olduğu bir işlik durur yastığın altında. Mehmet hep onu yanında taşır. Köyde olup bitenleri anlatır. Hanımının çıktığını inkar eder. Çocukların yetimhanede olmadığını falan söyler ama Mehmet duyacağını duymuştur zaten. Sadece der ki Fidan bacı, bana yalan söylemene gerek yok, ben hepsini biliyorum der. Ve Mehmet o 5-10 dakika içerisinde başı Fidan'ın kucağında ruhu teslim eder. Onun üzerine Fidan Yerlikaya bir ağıt söyler orada. Rahmetlik Hasan Basri Güzeldağ, benim paşa dedem de söylerdi. Hastanenin önünden geçen arabalar durdu dinledi derdi. İşte orada Fidan Hanım diyor ki, Ağoda da bozganatlı, ben de bunlara ne diyeyim? Kayseri'ye duman çöktü, şaştım nereye gideyim? Gelinin saldığı işlik ladiger diye saklamış. Mehmet Sinop'tan gelişin kuzularını yoklamış. Değerli izleyiciler, Allah vermesin. Bunlar kader olarak yaşandı. Allah'ın takdiri ilahisiydi belki. Ve öyleydi de acısıyla tatlısıyla hatıraların tamamı bize ait. Onlar belki ruhu teslim ettiler, yaşayacaklarını yaşadılar ama bugün maalesef kocaman Gazi Bey köyünde bu anılar halen sıcaklığını koruyor. Bundan sonra bizlere düşen, özellikle ekran başında siz değerli bu milletin umudu, geleceği olan gençlere düşen, lütfen bu olaylardan ders çıkaralım. Ve bir daha Allah bu acıları hanemize, yuvamıza, evimize, köyümüze, memleketimize düşürmesin. Ne yer kaldı, ne göl kaldı, varmadı. Ne dağ kaldı, ne de bağ kaldı, sormadık yavrum, sormadık.
dediler ki böyle yiğit görmedik, oy oy. Neredesin benim yavrum, neredesin? Neredesin benim kuzum, neredesin? Dediler ki böyle yiğit görmedik, görmedik. Değerli izleyiciler, diyoruz ya hep, her defasında da söylüyoruz. Acılarıyla, tatlılarıyla yaşanmış bu anılar, bu hatıralar, bu olaylar bizim içimizden çıktı, bizim bağrımızdan. Bizim tandırımızın başında yetişti bu koç yiğitler, bu sürmeli gelinler. Bu insanlar bizim evlatlarımız. Bunlardan nesiller türüyecek. Bu devletin yaşatılması, bu milletin bekası için. Bu al bayrağın dalgalanması, bu ezanın okunması için. Biz Türk milleti inşallah Allah'ın da izniyle ilelebet yaşayacağız. Devlet ve millet olarak. Rahmetlik Mehmet Toy. Anne ne olur? Kardeşi. Annemin kardeşi. 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 Kardeşi sayılır. Kardeşi tamam. Ha, kardeşinin oğlu kardeşi. Rahmetlik vefat edince annem bunun üzerine bir ağıt söylemiş. Söylemiş. De bilemiyorum ben. Söylemiş. Bir şeyler vardı. Kara kuzu diye. Biri anam söylerdi. Bir şey diye. Orada söylerdi. Peki, de ben bilemiyorum. Peki o olay hakkında ne biliyorsun? Valla hiç bilmiyorum kurban. Onlar işte ikisi bir davar yayıyorlar, bekçilermiş. Biri davar yayıyormuş, işte gitmişler çobanlar. Orada bunu şeyle vurmuş, kazayla olmuş. Bu bilerek vurmamış adam. Arkadaşlarmış, tam samimi kardeş gibilermiş. Kazayla adam atar atmaz işte Mehmet Tayyip. Mehmet arkadaşken? Arkadaşıken Mehmet'i vurmuş. Vurmuş arkadaşıken, o da işte kanıyla getirmişler, adam ölmüş. Mehmet Tayyip de hapis yattı, anam da oraya gitti görmeye. Orada hastanede ayaklarını bağlamışlar zincirle. Orada hatta bir iki miyit söylemişti annem de. Bilemiyorum ben ne dediğini. Bilemiyorum, söylemişti. Çok yandı anam. Çok yandı. Anam gençken 42 yaşında öldü. Acı zor, acılar kurban oldum işte. Ondan. Avda da bozgan atlı ben de buna neler diyeyim. Kayseri'ye duman indi, şaştım nereye gideyim. Şaştım nereye gideyim. Hani harap ola sali sati gelinimiz deli. Sati gelinimiz deli. Bun boşan mıya gittin öksüzüm şaşırmış olur. Öksüzler şaşırmış olur. Değerli izleyiciler, bu köyümüzde her zaman söylüyoruz acılar bitmiyor diye. Allah vermesin. Bir kaza kurşununun getirdiği sonuçta dağılan iki yuva, iki aile, perişan olan onlarca insan ve çocuklar. Her zaman bu tür olayların, cehaletin acısını hep çocuklar çekmişler. Yıllar yılı hep böyle gelmiş, hep böyle gitsin istemiyoruz artık. Eğitim ve kültür düzeyimizi belli bir aşamadan geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şaştım al izzetim, nere bakayım yavrum, bakayım. Demir çarı giyip yola gidelim. Değerli izleyiciler, bu iki elim, iki bekçinin elim olayında maalesef bugün ikisi de Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Gerek Mehmet Çınar, gerek Mehmet Toy. Namı diğer köydeki adlarıyla, halkın verdiği namla, namı diğer biri Meme, Mehmet Çınar, biri Dana Mehmet, Mehmet Toy. Biz her ikisine de Allah'tan rahmet diliyoruz.
Mehmet Toy'un evlerinin, baba ocağının olduğu yerler buralar. Buralarda yaşamış. Ömrünü buralarda sürdürmüş. Fakat gelin görün ki ruhunu cezaevinde teslim etmiş. Onun üzerine yine birisi Fidan Yerlikaya diyor ki, "Ağ odada boz kanatlı, ben de bunlara ne diyeyim? Kayseri'ye duman inmiş, şaştım nereye gideyim? Gelinin saldığı işlik ladiger diye saklamış. Mehmet Sinop'tan gelirken kuzularını yoklamış." Aman her nereye varırsam da buluyor kader, kader. Elli gellik sürüm ölmez ki süresini. Aman ya bir fincan değil ya da bir kase, bir kase. Daşa çalıp kırım ölmez ki kırası, başka ele sürümür meski süresini. Ya bir fincan değil ya da bir kase, bir kase. Taşa çalıp kırım ölmez ki kırası, başka gele sürümür meski süresini.